Defne. Abim 5 dakikaya inecek. İstersen bekleme sen, git Fındık. Aras Teknoloji'de buluşuruz. Olur, tamam. Hayırdır? Biz ölçü almıştık. En üst katın pencere demirlerini takmak için geldik. Abi! Abi! Defne, ne oldu? Ya babaannem camıma demir taktırtıyor. La havle! Demir memir istemiyoruz biz dayı. Sen götür onları. Ya olmaz ki. Ölçü aldık, kestik o kadar. Kaç para bu demirler dayı? 'Demirleri de al, haydi. İyi ama o Laz teyze bir şey değilse karışmam ama. Yürü git! Ya oğlum yürü yürü, yürü ya. Başka. Hadi abim git sen, toplantıda görüşürüz. Ya abi. Hı. Ama ben seni çok seviyorum ya. Ben de seni seviyorum Fındık. Kardeşim benim. Hayırdır sabah sabah? Gel gel, kıskanma gel. Bismillah kızım, dur. Tamam, hadi ben çıktım. Kaza geçirdiği için şu anda evinde dinleniyor. O yüzden Aras Teknoloji'nin barutçu gemicilik için geliştirdiği programı sizlere ben sunmaya çalışacağım. Şimdi burada dünya haritasını görüyorsunuz. Bunlar deniz yolu rotaları. Barutçu tersanesinde üretilmiş gemiler bu rotaların hemen hepsinde zaman zaman sefer yapıyor. Şimdi bir bölge seçelim denizciğim, rica etsem. Siyahları görüyor musunuz? O siyahların bizle hiç alakası yok. Bu yeşiller bizim tersanemizde üretilenler. Şu sarıyı görüyor musunuz? O sarıda bazı verimlilik sorunları var. Renk yeşilden sarıya dönmüş. Fakat bu kırmızı toptan apıkmış. Evet, gidelim üstüne. Burada bu gemiyle ilgili tüm veriler mevcut. Her türlü bilgi. Geminin kimliğinden sorunun ne olduğuna kadar. Su verenlerin çok olsun. Amin Toprak abi. Hepimizin. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sözleşmeyi ne zaman imzalıyoruz? Siz ne zaman isterseniz Toprak abi. Sizin bize yolladığınız son düzenlemeleri kabul ediyoruz biz. Ya o zaman bir an önce imzalayalım da iş başlasın. Tamam, ben hemen çıkış aldırayım. Burcu Hanım, sözleşmenin son halini print edebilir miyiz? Baş üstüne. Tamam. Siz odama buyurun Toprak abi. Çınar. Defne, biz de kontrolleri yapalım canım. Tamam, hadi benim odamda bakalım. Çınar, sen bize biraz müsaade et. Abi. Eşimle konuşacağım yalnız. Abi, buna izin vermem. Kötü bir şey söylemeyeceğim oğlum. Abi, gözünü seveyim, yapma. Çınar, ben eşimle her türlü konuşurum. Soru şu, bunu senin bilgin dahilinde mi yapayım? Yoksa arkandan iş mi çevireyim? Hiçbirini yapma abi. Bu işe karışma. Yoksa hakikaten... Ben de abinle konuşmak isterim. Olmaz. Abi yürü, biz gidiyoruz. Sözleşmeyi de sonra imzalarız. Çınar, lütfen. Toprak abi, siz buyurun oturun. Yalnız bir 10 dakika izin isteyeceğim. Çınar, hadi sen benimle gel. Hadi. Aa, Toprak abim bırakıp nereye gidiyor bunlar? Ay salak aşıklar ya.
Seni de göreceğiz yanında. Hiç sanmam. Beni cinayet işlerken, yalında canını teslim ederken görebilirsin ancak. Hı? Neyse, hadi şunlara bir bak da gideyim o huysuz keresteye. Daha çok işi var zaten. Düşme şöyle. Çınar, lütfen. Müsaade et, konuşalım bitsin. Yeşim, üzecek seni. Ay bunlar olacak aşkım. Senin abin beni, benim abim seni üzecek. Lan ben senin o aşkım diyen dillerimi... Ya. Beni aptal aşık moduna hiç bağlayamazsın Yeşim Hanım. Kusura bakma, abimle konuşmayacaksın. Ya Çınar, adamın kötü bir niyeti yok ki. Kardeşini korumaya çalışıyor. Hem daha 3-5 gün önce biz demiyor muyduk? Yok biz çok ayrıyız, bizden bir cacık olmaz diye. Diyorduk da kızım, benim abim ağır hasarlı. Leyla'yı kaybettiği günden beri acı çekiyor. Biz de onlar gibi olacağız zannediyor da. Tamam işte. Ben de ona bizim de onlar gibi olmayacağımızı anlatacağım. Hadi benim çakır gözlüm. Kara kız. Olmaz. Bak damarım atıyor, delletme beni ha. Ay! Bende de damar var canım. Şimdi konuşmazsam sen yokken sonra bir şekilde konuşurum Toprak abiyle. Madem sen benim abimle konuşacağım diye tutturdun, ben de bir yolunu bulur seninkiyle konuşurum. Aa! Hadi şimdi sen git o zaman. Benden haber bekle. Gerçekten aa! Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Sen benim aklıma mukayyet ol Allah'ım. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol Allah'ım. Sen benim aklıma mukayyet ol. Buyurun. Sözleşme çıktı size. Sağ ol. Toprak abi, anladığım kadarıyla bana iyi şeyler söylemeyeceksin. Ama tüm bunları duymak için nasıl bir çaba harcadığımı bilsem belki fikrini değiştirebilirdim. Al bakalım. Otur. Yeşim, sen belli ki çok iyi, çok samimi bir kız. Ama olmaz bu iş. Çünkü ben Çınar'a göre değil. Ha? Çınar sana göre değil. Bak abi, biz Karadenizliyiz. Ona benzeriz. Dalgalıyız, hırçınız. Fırtınamız dinmez, dalgamız zapt edilmez. Sonra muhafazakarız. Lafımızdan dönmeyiz. İnadımız kırılmaz. Biz doğruyuz, sen yanlışsın demiyorum. Sen doğrusun, biz yanlışız da demiyorum. Ama farklıyız. Ayrıyız. Ayrı olduğumuzu biliyorum. Ama biz Çınar'la geçtik bunları. Dün bir, bugün iki. Ne ara geçtiniz? Geçtik sandınız. Bak abim. Bizim uşak üzer seni. Kanı deli akar Çınar'ın. Bugün aşktan eyvallah dediğine yarın esip gürler. İncitir, kırar. Anlamaz, anlar, kondurmaz. Üzer seni, canını yakar. Sen Çınar'ı mı anlatıyorsun abi? Yoksa kendini mi? Yani sen Leyla'ya böyle mi yaptın? Dediğim gibi. Çınar üzer seni. Sen de ailenin biricik kızısın. İncinirsin, kırılırsın. Sonra gelir benim kardeşimi kırarsın. Hayır, ben bunu yapmam. Yani ben Çınar'ı kırmam. Tamam, kızabilirim, bağırabilirim ama kırmam. Yapmam bunu. Yaparsın. Elinde olmaz, bilmiyorsun. Hayır, biliyorum. Benim de abim var. O da hırçındır. Hallederim ben. Hem... Biz Çınar'la konuştuk tüm bunları. Dedi ki... Bizim kadınımız bizi idare etmeyi bilir. Doğru. Ama bizim kadınımız. Bizim toprağımız. Senin gibi İstanbullu bir prenses. Yol yakınken vazgeçin bu işten.
Yoksa o yol gider bir kayaya çarpar. O kaya sensin. Değil mi? Tek ben değil. Barutçu ailesi o kaya. Bırakın abi. Vazgeçin. Gelip geçsin bu heves. Barutçu kayasıymış. Sanki ben tünel kazamam o kayaya.